Emel Acar başa karıma sağlıklı ve estetik bir gülüş kazandırmak için ilk olarak diş hekimimiz Çağdaş Bey'e götürüyor konuğumuzu. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsın? İyi, nasıl keyifler? Hoş geldiniz Çağdaş Bey. Gel Başak, gel şöyle geçsene Başak'cığım, evet. Şöyle korkuyor. Çok korkuyorum. Ay, korkma korkma. Niye korkuyorsunuz Başak Hanım? Ben 18 yaşından beri dişlerime mutlaka bakıyorum. 18 yaşından beri dişlerime bakıyorum. Aynen, diyor. Bakıyorum ama. Kaç sene oldu ortalama? Söyleme. İşin çıkar. Hayır, söyleme. Yok, şaka. 6 sene olmuş. Aşağı yukarı. O zaman da söylettirmedin bana değil mi? Hı-hı. Konuştuğumuz. Evet, şöyle. Evet. 6 sene olmamıştır ama dişler kaç bitince sene, 10 sene midir? 6 çok sene olmuş gibi olacak. Ha, işte. Niye? Çünkü dişler insanı genç gösteriyor, güzel gösteriyor. Görüyorsun değil mi? Her zaman belli bir yaşa gelince Başakçı dişler aşınıyor biliyorsunuz. Evet. Özellikle siz daha önce yaptırmışsınız dişlerinizi. Evet. Yaptırdığınız için siz olduğunuzdan yaşlı gösteriyor. Size olduğunuzdan daha genç gösteren bir diş yapalım. Tamam. Artı 6 yapalım. Çağdaş Bey bugün modunda. Evet. Ne burcusunuz Başak? Başak burcuyum. Aa, Başak burcu, ben de Başak'ım. Bak o yüzden Başak kan çekti. Geç ortaya, dilek dilek. Dile. İnşallah güzel bir diş olur. İnşallah güzel bir diş olur. Finalde bakalım. Güzel olur. Ya hayır, bakalım. İnşallah bir diş olur diyorsun da Çağdaş'cığım, inşallah güzel bir evlilik olur diye söylesene. İnşallah. Ben haberim yok şimdi, o konuları almadım tabii ama inşallah ya güzel bir evlilik olur. Ya sen değil, sana söylüyorum. Sana bana söylüyorum. Bekarsın, dilek bir, tutuyorsun evet aramızda. Yani inşallah evet hayırlı bir kısmet olur her diye. Her şeyin başı sağlık, her şeyin başı sağlık. Bak. Ha, tamam, ona sağlık girmiyor olsun sevdiklerimize. Tabii ki. Uzun aynen, ömür inşallah. Ama huzur. Artık geç kalma yani, bak yaş i̇nşallah ilerliyor herkes. Tamam mı? Teşekkür ederim. Hadi bakalım, kolay gelsin. Evet, Başak Hanım'la çalışmalarımıza başlayacağız şimdi. Söylemek istediğim konulardan biri var. Başak Hanım bugüne kadar olan yarışmalarda ilk 5'e girer zorluk derecesi açısından, işin komplikasyonu açısından. Başak Hanım gülümseyin bir. Gördünüz. Evet. Başak Hanım da bir, diş etleri çok fazla görünüyor gülünce. Birinci konu. Normal şartlarda kolay bir işlem, pembe estetik yapıyoruz. Ama Başak Hanım da bir de diş etlerim çok kanıyor diyor. O yüzden pembe estetik yaparken biraz karamalı olacaktır. Böyle vakalarda normalde yapılıp bir süre beklenebilir. Ama bakacağım, bugün ince bir şekilde yapacağız. Gördüğüm kadarıyla eskiden yapılmış kaplamalar var. Bakalım. Bayağı ne kadar oldu yaptıralı? Bayağı oldu, hatırlamıyorum. Evet. Yani o zaman yapan arkadaşın eline sağlık, çok güzel yapmış. Ancak günümüz şartlarında tabii yıpranmış. Metaller açığa çıkmış, köşeleri kırılmış gibi. Ondan bunları yenilemek lazım. Metal desteksiz malzemelerle. Çok sayıda diş taşı var. Çok ciddi fırçalama eksikliği var. Veya insan yanlış fırçalayabilir. Evet. Muhakkak sabah akşam fırçalıyorsunuzdur ama yanlış fırçalıyor insanlar genelde. Özen göstermeden fırçalıyor. Sizden bir ricam var. Lütfen elinize saatinizi alın. 2 dakika tutun tam. Göreceksiniz 2 dakika boyunca aslında normalde fırçalamıyorsunuz. Normalde insan 15 saniye, 20 saniye fırçalıyor. Ellerini sallayıp çıkıyor. Öyle bir şey yok. 2 dakika boyunca fırçalayın, aradaki farkı görün. Çağdaş Bey konuğumuzun diş taşlarını temizlemekle işe başlıyor. Diş taşı temizliğimiz tamamlandı. Şimdi dişin üzerinde bazı lekeler var, onları çıkartalım. Dişlerdeki lekeleri çıkardık. Şimdi sıra geldi üstteki eski yapılmış dişleri sökmeye. Dişlerde çok büyük çürükler var, çok büyük yıkımlar var. Diş etleri problemli. Aşama aşama devam edelim. İlk başta diş etlerine pembe estetik uygulaması yapacağım. Diş etleri çok görünen bireylerde diş etlerini özel uygulamalarla yukarı doğru çekmek, az görünmesini sağlamak mümkün. Bu gibi vakalarda önce pembe estetik yapıp sonra diş yapmak daha doğru. Eğer kişinin dişleri düzgünse, ancak dişler küçük küçük, diş etleri de çok görünüyorsa, böyle vakalarda pembe estetik yaptığın zaman hemen dişler uzayacak, kişi kendi dişlerini kullanmaya devam edecek ve daha güzel gülüşe kavuşacak. Şimdi pembe estetiğe başlayacağız. Ama öncelikle pembe estetiğe başlamadan biraz çürükleri temizleyeyim. Şu ön bölge çürükten arınmış olsun. Daha sonra onların dolgularını yapacağım. Başak Hanım'ın pembe estetiğini yaptık. Çürük olan dişlerin dolgularını yaptık. Sağda eski bir gümüş dolgusu vardı köprünün altında. Onu değiştirdik, güzel dolgusunu yaptık.
ve dişlerin kalıbını aldık. Başak Hanım'dan ayrıca fotoğraflar da çektik. Artık diş tasarımını hazırlamak için laboratuvar ortamına gitmeye hazır. Size de geçmiş olsun diliyorum bugünlük. Gelin isterseniz. İlk seansta diş ölçüleri alınan Başak Hanım, yeni dişlerinin takılması için tekrar Çağdaş Bey'i ziyaret ediyor. Hoş geldiniz Başak Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız, ne yapıyorsunuz? Teşekkür ederim, çok çok iyiyim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Gayet iyi, gayet. Her şey güzel. Benim için de her şey güzel. Size gelmeden önce dişlektim. Evet. Şimdi dişlek değilim. Ne güzel, ne güzel. Evet. Gülümseyin bakın. Bu şu an ağızdaki diş, Başak Hanım'ın geçici dişleri. Hatırlarsınız geçen seansta hakikaten dişlek gibi görünüyordunuz. Doğru, dişler çok küçük küçüktü. Ve diş etleri çok inanılmaz derecede görünüyordu. Böyle olunca ne oluyor? İnsan çok dişlek görünüyor. Dişler küçük küçük olunca hoş durmuyor. Doğru. Evet, doğru. Şimdi, ben gülemiyordum önceden. Şimdi hafta, çok rahat gülüyorum. Bunlar da geçici dişler. Sizden biliyorsunuz daha önce söktüğüm dişler nasıldı? Çok kötü. Söktüğüm dişler bunlar. Evet. Bunları tabii seneler önce yaptırmışsınız. Seneler önce yapan diş hekimi arkadaşımızın eline sağlık. Güzel yapmış. Ancak günümüz şartlarında değiştirmesi gerekiyordu. O yüzden değiştirdik. Şimdi seneler önce böyle yapılmıştı. Bunlar gördüğünüz gibi. Birincisi dişlerin kökleri sağlam olduğu zaman ki sizde sağlamdı. Onları tek tek yaptım. Yani bunu ön dişleri hep tek tek yaptım. Bakın isterseniz şöyle sağ dişiniz, sol dişiniz, diğeri. Hepsi tek tek. Tek tek yaptım. Niye? Hem daha estetik görünecek hem temizliği kolay. Ancak kökü sağlam olduğu durumlarda böyle yapılıyor. Yani kökü sağlam değilse, sallanıyorsa diş, destek gerekiyorsa diş hekiminiz bunu birleştirmeyi tercih edebilir. Şimdi eski geçiciyi çıkartalım. Geçiciyi yaptık ki bu hafta rahat geçsin. Bunu tek parça halinde yaptım. Alttaki dişlerde çürükler vardı hatırlarsanız bunların teker teker dolgularını yaptım. Gibi. Şimdi az sonra dişlerin yapıştırması işlemine geçeceğim. Öncelikle bütün dişleri dezenfekte edeyim, temizleyeyim ve teker teker yapıştırayım istiyorum. Farkındaysanız bu ön sol dişin kökünde hafif bir siyahlık var. Dişi kendi bembeyaz. Kökündeki siyahlık aslında dişin kalmış olan dişiydi. Yani o kadarcık yer kalmış. Çürük değil o, sert. Çünkü eski bir diş olduğu için, ölü dişi olduğu için böyle siyah. İçine bir özel şeffaf fiber koydum. Fiberin üzerine de dolgu yaptım ki o dişi tutabilsin ve sallamıyor şu an, gayet sağlam. Şimdi dişleri teker teker dezenfekte ettim. Dişleri yapıştırma işlemine geçeceğim. Diş etleri daha çok yeni kestik. Daha birkaç gün oldu diş etlerini. Hatırlarsanız pembe estetikle kesmiştik ve çok ciddi anlamda kestik. O yüzden diş etler hala biraz kırmızı. Diş etlerinin tamamen oturması aşağı yukarı 2 hafta, 3 haftayı bulabilir. Ön dişleri tek tek yapmıştım. Bakın ne kadar büyük fark. Bu dişlerle oraya geçtik. Hem rengini açtım ama rengini de çok ciddi bir şekilde açmadık. Gerektiği kadar ten rengine uygun olacak şekilde açtık. Ve tek tek yapmak rahatlattı. Köprü olduğu için tabii burası eksik bir diş var. Eksik iki tane diş var daha doğrusu. O yüzden orada oraya köprü yapmak zorundayız. Bu boşluğu doldurmanın iki yolu var. Ya köprü yapılırdı, eski köprüyü söktüm, eski köprüyü yeni köprü taktım. Veya implant yapılabilirdi eğer zamanımız olsaydı. Başak Hanım'ın dişlerini yapıştırdım. Normal prosedürlerde bir diş hekimi hastasına dişini yaparken her aşamayı hastasıyla beraber, hastasının yakınlarıyla beraber danışarak yapar. Dişin rengini, formunu herkes ortak bir bölende buluşur. Hekim ve hasta yakınları. Ülkemizde diş hekimleri böyle uyguluyor. Ancak programımızın formatı gereği şu ana kadar Başak Hanım hiçbir şey görmedi. Ve merak da ediyordur diye düşünüyorum. Çok merak ediyorum. Ondan çok, çok merak daha ediyorum. Daha fazla merak ettirmeyelim. Kendisine bu gülüşü paylaşayım istiyorum. Gördüğünüz gibi amacımız gülüş dizaynı yapmak oldu. Ön dişler biraz daha uzun. Alt dudağı takip edecek tarzda veya yandan bakıldığında fırlak bir diş değil, olması gerektiği gibi düzinen ancak dudağı destekleyen dişler.
ve bu şekilde oldu. Aynamı istiyorum. Evet, evet, aynamı istiyorum. Buyurun, buyurun. Güleyim. Gözlerimi de kapatayım. Şu anda açabilir miyim? Açın. Güleyim mi? Gülün, nasıl istersiniz. Yani muhteşem bir şey olmuş. Dişlerim için çok teşekkür ederim. Önceden dişlekti dişlerim. Doğru, doğru. Yani ben kendim bayağı uzun bir süreden beri taşıyordum o dişlek dişlerimi. Evet. Şimdi kesinlikle ne dişlek, muhteşem bir şey olmuş. Dişlerim için çok teşekkür ben ederim teşekkür size. Ben teşekkür ederim. Güzel, keyifli bir çalışma size oldu. Ve bak, ekibinize. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok tanıştığıma memnun oldum. Ben de memnun oldum. Sağ olun. Size iyi şanslar diliyorum. Dişlerim için ve bundan sonraki bütün gülüşlerim için size teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne güzel konuşuyorsunuz. Bana bu mutluluğu, bu gülüşü verdiğiniz için benim için gülüş çok önemliydi. Bundan sonra böyle kapatarak gülmeyeceğim. Artık anlaştık. Böyle güleceğim. Anlaştık. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun.